Yani benim menüm herkesten ağır ve zor. Ben ara sıcağı bile mantı yapmışım yani. Eğer yaptığım güzel yemekleri değerlendirmeye almazlarsa, bir veya iki verirlerse sıkıntı çıkar çünkü o kadar uğraştım. Bir tek cevizini yetiştiremedim. Ana menüde olması gereken yemeği ben ara sıcağı koymuşum. Bu kadar güveniyorum kendime. Islak kek getirdim. Benim yapmadığımı iddia etti. Benim için çocuk oyuncağı. Ben sadece şöyle söyleyeyim, yemek konusunda apaçık olarak hani ben Özen Hanım'ı sağ cebime koyar, sol cebimden çıkarırım. O tamamen satın almış, getirmiş, önümüze sunmuş, ben yaptım demiş, hadi oradan. Hiç yani onda o profesyonel bir şekilde yapacak kapasite yok, yetenek yok. Krep yapamamıştı ya, krepten ya, krep en basit tatlı. Islak kek mi yapacak, bırakın Allah aşkına. Ezel Hanım. Çorba da yardıma gidelim mi? Kaç dakika oldu? Evet, bayağı geçti. Zaten eksik menü. Evet, bıraktık, yokuş aşağı. Restoranda gelişine gibi hissediyorum kendimi şu anda. Bu kaç? 20 dakika oldu Zuhal Hanım. 20 dakika mı? 20 dakika olmuş. Hayır, o kadar da değil. Önlüğümü çıkarayım mı? Ne? Kıvır da tak bari, üst kısmını değil şu eteğini. Ha, öyle tak. Geçen sene gerçekten şaka bir tarafa. Bu menü önlüğüyle kalan artık kalacak diye. Çünkü ne oluyordu? Aha. İzin istiyordu. Biz de izin veriyorduk. Gidiyordu üstünü değiştirmeye. Bir 10 dakikada öyle gecikiyordu. Serviste raksayınca. Kıyafetim şey yani. Güzel kıyafetiniz. Dantiniz de çok güzel. Normal. Hadi diğer tabakları da getir. Şimdi bir şeyler geldi önümüze. Bu arada içecek ne istersiniz? Bir yemekler gelsin, sonra tatlım içecekleri sor. Sen bu acukayı gene de ne yapacağım, ne edeceğim, koyacağım dedin. Yani bir tek cevizi eksik. Ama olmaz ki acukada cevizsiz olmaz. Ekmeği var mı? Yok. Galeta unu yok. Bir de bu kadar az mı olacak? Benim salatamı yerden yere vurdunuz arkadaşlar. Özen Hanım, sizin salatanız. Özen Hanım lütfen, sizin menünüzü kıyaslamayın. Arkadaşlar, bana da haksızlık yapıyorsunuz şu anda. Ama bu ordör taba. Ya biraz 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 ya. Nerede bizim doymamız? Doymamız mı? Yani doyamayacağız. Doymazsın zaten başlangıçta, doyulmaz. Ve bu menü yetişmiyorsa? Evet. Tamam, onu konuşacağız. Doğru, onu konuşacağız. Geldim. Şimdi bu getirmişsin, eline sağlık. Ama bunu eksik malzemeli ürünü sayamayız. Yani sen tamam, bunun ekmeğini, cevizini koyup da özdeşleştirip gerekli işlemi yapamadıysan bir salçayı hani içine baharatı koyup getirmen çok ayıp, şerafetin görmedim zannedeme. Görüyorum. Evet, afiyet olsun, buyursunlar, eline sağlık. Kaynar kaynar yöresel çorbalardan yani. Yaz günü orada tabağı yapayım dedim. Yok, düşünce olarak, başlangıç olarak doğru, evet, bir seçim. Ona bir itirazımız yok. De gerçekten meşakkatli. O yüzden yani meze tabağını. Çok teşekkür ama ederiz. Ama şimdi meşakkatli değil ama tek tek bir şeylerle uğraşıyor. Orada tabağında bir çeşit. Peyniri direkt kabından almış. Olur mu ezdim 60 içine demeyin lütfen. Bir dakika, ben bunu yanımda yapıştırıcı getirmedim. Yapıştırmadım, buyurun. Cevap lütfen. Cevap veriyorum sana. Onu kaşığa ezerek... Bu ezilmiş hali. Kaşıkla ezdin. Cevap evet, da geç geliyor. Bu ezilmiş. Peki... Bütün bana da geldi peynir, evet, de başka yani, gelen var mı? Bir parça geldi. Yani bunu kaşıkla ezilmiyorsunuz. Bu kaşıkla ezilecek bir peynir mi? Evet. Evet, yumuşak peynir. Yumuşak, yumuşak beyaz peynir. Bu yumuşak beyaz burada peynir. Evet. Yani bir peynir çeşidi daha öğrenmiş olduk. Kaşarla mı karıştırdınız? Yok, ben peynir çeşitlerini çok güzel bilirim. O zaman vallahi beyaz peynir, beyaz peynirdir. Beyaz peynir. Peki yani bu normal mi? Lütfen. Aynı siz de Özen Hanım gibi yapıyorsunuz. Hatalarınızı kabul edin lütfen. Ve dereotu şu an halen ağzımda. Ben ne yutmadım? Geviş getiriyorum yani. Resmen. Yutamıyorum. Yok, Safiye Hanım. Dereotu gayet güzel olmuş. Lezzet olarak hala. Ben beğendim bunu. Safiye Hanım, benle peynir, uğraşmadan koca yapamıyorsunuz koca da. Ben evet, her yorumda bir seni katıyorlar Özen. Niye acaba? Ben bugün sizle uğraşacak tabii. Zor Hanım. Bence rakip de kim uğraşacak? Benim üzerimden prim yapın. Benim prime ihtiyacım peki, yok. Peki Safiye, belli. Haydari'yi beğenmedin anladığım kadarıyla. Tabii ki de. Mor lahana salatasını. Bunu daha tatmadım o zaman ama, her şeyden tadan varsa ona vereyim, evet, söz sırası. Tattım ben. Peki Hüseyin, seninle başlayalım. Tattım ben. Yalnız şöyle bir durum var Eliza Hanım. Bu böyle bir şekilde bir davet masasında olmayacak bir şey.
Bu bir meze çeşitleridir. Ortaya koyarsınız ana yemeğin ya da şunun bunun yanında ufak ufak atıştırılacak bir ordövr tabağıdır. Bunu davetli tabak düğünlerde falan yemeklerde verirler ya. Düğün salonunda olur böyle şeylerin olduğu. Düğün hani salonu bir ortaya koyuyorlar oradan mı oluyor? Restoranlarda ordövr tabağı sizin. Tamam oluyor oluyor ama bir çorba ister bir yemek. Siz düğün salonlarına gittiyseniz. Bir yemek bir çorbayı ister. Hep et yediği için pek bu benim yorumum Özen Hanım yapamadığınız yemekleri. Benim ana yemeğim ne arkadaşlar? Benim ana yemeğim somon. Somon balığı. Somon fırında. Evet. Dolayısıyla ordöv tabağıyla. Tamam olur ama çorba da ister. Mezelerle başlayabilir balığı. Çorba da ister. Ben beğenmedim yani yok böyle bir şey. Ama sen ürünleri beğenmedin deyip işin içinden çıkma. Tek tek, tek, tek evet yorumla olanları. Bak bitirmişsin böreği beğenmişsin. Beğendiğine beğendim de. Tamam aç, açtım diye böreği yedim ama beğenmedim yani. Değil mi yorumlarında? İki puandı beğenmediğinden. Tamam. Aynen. Doğrudur. Ama bu böyle aşırı salçalı geldi bana. Onu değerlendirmiyoruz zaten. Tamam onları bunları. Mor lahana, kalem böreği ve haydari. Mor lahana zaten hani bana göre olmamış yani bir olmaması. Niye olmamışını açıklar mısın? Tadını beğenmedim yani. Neyini beğenmedin? Bana ama bir damak tadıma uymadı yani. Yok hayatımda hiç yok. Ben Urfa'dan ama köyden, mesela, köyden peki, geldim bırak oturdum şey, bile. Olmadıysa neden olmadığını anlattı. Yani mesela lahanası mı yiyici ölmemiş, tuzu mu eksik peynir bir şey, yoğurdu mu fazla? Peynir arkadaşta dediği gibi bana da bir peynir parçası geldi. Tamam. Peynir parçası bütün halinde. Tamam. Bu şekilde de lahanalar yan zaten. Yan kopya çek. Çok güzel. Devam et. Ben bu yemekten hiçbir şey anlamıyorum. Sen de demek zorunda değilsin. Eliza çünkü Hanım. Çok güzel ezilmiş kısmı sana denk gelmiş. Eliza hayır yok. Aynı peyniri ben de yedim. Her şeyden tattığım için. Göstermen gerekiyordu. Ben hiçbir şeyden Eliza Hanım ben hiçbir şeyden bir şey anlamıyorum. Hiçbir peki, şey yapamıyorum. Ben bunu açtım diye yedim Allah Allah. Ne var bunda yani? Böreği beğenmedin mi peki? Dürüst ha? Ol. Hayır kalem açtım diye. Beğenmedim. Neyini beğenmedin? Beğenmedim yani. Çünkü hazır yufkayla yapmışsın. Benim orada ağza açığımı söz ettin. Ama ben hamurunun kalınlığını bir hamur açtım ama şimdi yani. Burada bak bu başka bir yemek bu. Şimdi diyeceksin ki bize çok kızarmış, yanmış, çok yağ çekmiş. İçinin peyniri az ya da fazla. Yani nesi eksik nesi fazla böreğin neden beğenmedin onu söyle. Hazır yufka diyorsan dün hazır yufka da olur kalem böreği canım kim hadi el açmasan. Kebabın yanında hazır yufka vardı ve ben demedim ki ben senin puanını kıracağım diye. Dedim ki olabilir zaten dedim hamur açtı meşakkatli mi? Dedim ki hazır yufka koyabilir. Oradaki arkadaşlar ne dediler? Hazır yufka koymak yerine el açması sizin yaptığınız el açması mantı var değil mi? Evet. O mantı Kayseri mantısı değil. Sen öyle bir kaşığa böyle 40 tane gelecek kadar küçük küçük yapıp saatlerce uğranılacak, uğraşılacak bir şey değil. Tamam. Biz hani mantıya gelmedik. Önce bunu konuşuyoruz. Sen tamam. Hiçbir şey beğenmedin. Evet şu anda beğenmedim. Peki, yani. Peki Özen'deyiz. Ben böreği beğendim. Börek gayet güzel. Bence de gayet güzel ama, olmuş. Hani haydari bana daha çok yoğun geldi. Niye yoğun geldi? Tuzu. Peynirden kaynaklı evet, tuz tuzu çok gerçekten yoğun geldi. Peynir değil. Lahanası peynirden dolayı olabilir dedi Zuhal Hanım. Hayır, olabilir mi yoksa ekstra tuz kattın mı? Yok hayır katmadım. Peynirin tuzu. Peyniri, çok mu koydun tuzu peyniri? Acaba ondan böyle geldi ona? Yani lahanada, lahana salatası da benim istediğim tarzda değil. Hani benim bildiğim daha ince ince olur. Siz mesela çok kalın hani olsun bitsini yok, gelmiş. Yok ağza gelsin ben öyle seviyorum. Geliyor zaten. Yok geliyor da hani daha ince daha sunumu güzel olabilirdi mesela. Börek dışında diğer ikisini beğenmedim. Murat? Şimdi öncelikle Hüseyin Bey'in dediklerine yani bir yorum yapamadı. Çünkü damak tadım bence çok zayıf. O yüzden yorum yapamadım. Neyin, ne yaptığını, nasıl yaptığını. Damak tadımda yapamadım. Bir saniye bir konuşalım. Benimle iletişimde şu anda sizinle olmadığı ama için. Ama Hüseyin iletişimden de olmadığı için. Siz sen konuşuyorsunuz. Bir dinleyelim. Evet, damak lütfen tadımız, bir dinleyelim. İlk günden zaten Özen Hanım'ın patlıcanı beğenmenizden beni hayal kırıklığına uğrattınız. Zaten buradaki damak tadında hiçbir yorum yapamamam çok normal benim açımdan. Şimdi tamam. Haydar'ın kesinlikle tuzu yönünden hiçbir sıkıntısı yok. İçindeki peynir oranında bence gayet güzel. Zaten tuzlu bir peynir değil bu. Büyük peynirlere ne demeli? Listen to me just a second. Ne değilsen oynamıyorum. Cabbage ya da mor lahana dediğimiz şey. Bu çok ince ince rendelenir. Bunu tuzla ve limonla bir öldürüp güzel böyle yumuşatabilirsiniz. Bu öyle olacak bir şey ve tuz oranı hiç yok. Kalem böreğinizi beğendim. Gayet güzel. Tadı da güzel. Yağ da çekmemiş. Evet. Bunu da zaten denemedim. Ama ördür tabağı olarak zayıf buldum. Başlangıcınızı. Peki. Elinize sağlık. Şimdi haydi bakalım evet. Safiye'de sıra. Tekrar ikinci bir peynir parçası geldi. Ha, bir daha mı geldi? Evet. Dereotun dedim ağzımda çeviriyorum dedim. Sapıyla geldi. Tuzu normal. Peynirin tadı tuzu normal. Bu yani
Kırmızı lahana bunda böyle olmaz. Minik minik doğrarsın, tuzlu ovarsın, güzelce yumuşatırsın. Hafif turşumsu olur. Bu direkt sizin bu yaptığınız işte havuç, turp, salata yaparız da kırmızı lahanayı doğrarız, ona gider. Çiğ kırmızı lahana. Ama siz bir hiçbir ovma, etme, çabalama hiçbir şey direkt almışsınız. Kütür kütür kesmişsiniz. Ben de şimdi yaptım ve işte inanın, ovma falan bakın, yoktu yani. Ovma yok muydu? Evet. Bunun orijinali öyledir. Ne bunun orijinali öyledir. Nasıl lütfen. Bir reçete aldınız? Bir araştırma yapmadınız mı menüyü? Yapmaz olur mu? Ya da bunlar sizin evde yaptığınız yemekler değil mi? Yok, yaptığım yemekler. Siz bunu evde bu şekilde yapıyorsunuz. Evet. Yani biz o zaman yemek yapmayı düşünüyoruz. Lahana günümüze böyle tam koysaydınız biz de o zaman bıçakla kesip kendimiz yeseydik. Yani hani hem masayı, yani bakın, hem masayı yetiştirememişsiniz. Hem tamam, menü bir, eksik. Bir şey lütfen. Söyledikten sonra artık şunun yoğurdunu bile güzel karıştıramamışsınız. Kimi yer kırmızı. Bismillah, yeni konuşuyorum. Yeni yorum yapıyorum. Ve bunları beklemeniz gerekiyor. Tekrar yok. Ama halen iddia ediyorsunuz ve boğaz geriyorsunuz. Anlamanız için ben boğaz geriyorsunuz. Boğaz geriyorsunuz. Boğaz germe. Nasıl oluyor boğaz germe? İddia ediyor. Allah Allah, ben hani, şey daha hatanızı yani kabul edin. Yani bunu hiçbir yerde ne evde ne restoranda yani bu şekil olmaz. Koca koca kırmızı lahanayı doğramışsınız, getirmemişsiniz. Kalemböreği? Kalemböreği çıtırlığı güzel. Güzel güzel. Birazcık daha yağı az çekseydi ya da kızarttıktan sonra bir peçete koysaydınız aralarına. Bence yağı çekerdi. Yok, kalemböreği güzel. Yağı fazla. Sadece. Peki. Eline sağlık diyelim. Ara yemeğimiz neydi? Ara yemeğimiz mantı. Ah, ne mantısıydı? Kütahya kulak mantısı. Bugün zaten masa yok, menü yok, eksik sunum çıkmış. Yani bir de verebilirim, iki de verebilirim. Bu benim en doğal hakkım. Diğer yemeklere de bakacağım. Eğer beğenirsem tabii ki hakkını veririm. Ama beğenmezsem tabii ki bir ya da iki veririm. Umarım yetiştiremezler zaten masalarını da bire yapıştırırım.